Yas aslında çok sevdiğimiz biri ya da birilerini kaybetme, bir kayıp yaşandığı durumda yaşadığımız fiziksel, duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerin bütününün yaşandığı bir süreç. Bir duygular bütünü olarak bahsediliyor aslında. Bu ilk evre yaşanılan kayba yönelik ilk o şok anı. İşte kabul etmeme ya da böyle hatırlayamama olayları. İkinci evre biraz daha artık böyle bir şeylerin anlamlandırılmaya başladı. Bu sebepten tepki oluşturduğumuz işte bu üzüntülerin, ağlamaların, o kabul etmeme durumlarına karşı verilen isyan gibi. Üçüncü evre artık bu kayıp yaşanılan kişinin, ölen kişinin geri gelmeyeceğinin artık idrak edilmesiyle tamamıyla. Dördüncü evrede aslında olayın üstünden aylar geçtikten sonra kaybın artık tamamıyla bir kayıp olduğunu kabullenip günlük yaşamına bir şekilde unutmayarak ama yine de rutinlerini devam ettirebilecek şekilde bir geri dönüş. Yası aslında bir rahatsızlık olarak adlandırmıyoruz. Çok normal ve doğal bir süreçtir. Yaşamamız gerekir zaten. Peki depresyon ve yas sürecini birbirinden nasıl ayırabiliriz? En büyük farkı yas sürecindeki bir insana destek verdiğiniz zaman ufak da olsa bir böyle geri dönüş alırsınız. Depresyonda bu öyle değil. O sebepten o küçük desteklerle yas sürecindeki kişinin depresyondaki kişiyle ayırabiliyoruz.